Merhabalar arkadaşlar. 13 günde AYT Kimya kampının 5. günde 2. videosuyla karşınızdayım. Sırada tepkime hızına etkileyen faktörleri tanımakta arkadaşlar. Tepkime hızına etkileyen faktörler madde cins etkisini göreceğiz, derişim etkisini göreceğiz arkadaşlar. Basınç hacim etkisi de var, ondan da kısaca bahsederim ben. Sıcaklık etkisi, katalizör etkisi ve temas yüzey etkisi olmak üzere toplam 6 tane tepkime hızına etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. İlk olarak madde cinsiyle başlayalım. Şimdi burada kurallar var arkadaşlar. Yani teker teker bakmak lazım. Mesela aktif olan bir metal ve ametalle diğer metal ve ametallere daha hızlı tepkime verir. Hani metalin aktifliği ya da ametalin aktifliği reaksiyon hızını etkiler demek istiyorum. Bir tepkimede kopan ve oluşan bağ sayısı ne kadar fazlaysa tepkime o kadar yavaş gerçekleşir. Çünkü onların kopması, oluşması zaman gerektirecek. Doğru. Bunu da söyleyebiliriz. İyonik bağlı bileşik arasında gerçekleşen tepkimeler sulu çözeltilerin tepkimesi katı hallerine göre daha hızlı gerçekleşir. Arkadaşlar en hızlı tepkimeler iyonlar arası tepkimelerdir. Hatta bu iyonlar zıt yüklü olursa daha hızlı gerçekleşir diyebiliriz. Burada onu anlatmış aslında. Yani işte sodyum klorür katısının oluşma reaksiyonu işte asit ve baz tepkimesiyle oluyor. Sulu çözeltilerde gerçekleşiyor. Mesela çok hızlı gerçekleşiyor. Eğer bunu sulu çözeltide gerçekleştirmezsek daha yavaş olacağını söylüyor. Yani reaksiyon yine gerçekleşir ama bu reaksiyonun hızı nedir? Sulu çözeltisine göre daha azdır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler hızlı gerçekleşen tepkimelerdir. Evet, yani biraz önce söyledim. İyonlar arası tepkimeler en hızlı. Eğer zıt yüklüyse daha da hızlı arkadaşlar. Aktifleşme enerjisi büyük olan tepkimeler yavaş gelecek. Şöyle bir soru tarzı var. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği çiziyor mesela arkadaşlar. İki tane grafik veriyor. İşte potansiyel enerji tepkime koordinatı. Birinci grafik aynı şartlarda şöyle gerçekleşiyor. İkinci grafik şöyle olsun mesela. Diyor ki mesela görsellere bakarak karar verin. İşte hangisi daha hızlı gerçek? Birinci reaksiyon mu, ikinci reaksiyon? Biz de şuna bakacağız bu tür sorularda. İleri aktivasyon enerjisine bakacağız. Aktivasyon enerjisini aştıktan sonra tepkime gerçekleştiği için bakın bunun aşması için aynı şartlarda gereken enerji burası. Bunun ise arkadaşlar burası. Buna EA1 diyelim. Buna da EA2 diyelim. Kim daha büyük? EA1 daha büyük. EA1 büyük EA2 olduğuna göre demek ki birinci reaksiyon hızlı, şey yavaş, ikinci reaksiyon hızlı. Yani reaksiyon hızı 2 büyüktür bir diyebiliriz. Böyle bir durum söz konusu aktifleşme enerjisine bakarak reaksiyon hızını kıyaslayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki geçtim. Bir başka etki derişim etkisi. Tepkime hızı etkin çarpışma sayısına bağlıdır. Etkin çarpışma sayısı artıran faktörlerden bir de tepkimeye giren maddenin derişimidir. Doğal olarak hani buradan yola çıkarak molarite eşittir M bölü V derişim molarite. Biz nedir? Gaz çözeltilerde kabın hacmini değiştirmek, hacmi arttırmak derişimi azaltır. Ya da hacmi azaltmak derişimi arttıracağı için basınç hacim etkisi de ne yapar? Derişimi değiştirden dolayı reaksiyon hızını etkileyebilir. Yani bunu da söylemiş olalım. Reaksiyon hız bağıntısı nasıl yazılacak? Bir video öncesinde arkadaşlar hızın genel tanımından bahsettik. Madde miktarın değişim bölü zaman aralığı. Şimdi hız bağıntısı farklı arkadaşlar. Hız bağıntısı reaksiyona giren maddelere göre yazılıyor. Neden reaksiyona giren maddelere göre de? Çünkü reaksiyona giren madde çarpışması yeterli kinetik enerjiye sahip olan tanciklerin uygun doğrulukta çarpışması sonucu oluşacağı için girenler önemli benim için. Tabii burada girenlerin derişiminin hızı olan etkisini inceleyeceğimiz için derişimdeki değişmeyi görmemiz lazım arkadaşlar. Bir tepkimin hızının tepkimeye giren maddenin derişimlerine bağlıdır. Bu ifadeyi işte nedir? Yazma şeklinde de hız denklemi ya da hız bağıntısı deniyor. Hız bağıntısı reaktiflerin yani reaksiyona giren maddenin gaz ve sulu çözeltiler. Bakın dikkat. Bu ikisini alacağız. Gazaya su çözelse alacağız. Katsayılarının derişimlerine üst olarak yazılıp bunların K yani hız sabitiyle çarpılma sonucu bunu. Hız sabiti arkadaşlar her tepkime özgüdür. Yani neye bağlıdır? Tepkime türüne bağlı bir sabittir. Bunun dışında arkadaşlar her tepkimenin kendine özgü bir K sabiti vardır. Bir tepkimenin kendi içinde K sabitine baktığımız zaman bunu değiştiren faktörleri TSK olarak şimdiden söyleyeyim. Temas düzeyi, sıcaklık ve katalizör. Bunlar gelecek zaten karşımıza. Temas yüzeyinin değişmesi K'yı değiştirir. Sıcaklığın değişmesi K'yı değiştirir. Katalizör kullanılması K'yı değiştirir arkadaşlar. Nasıl değiştirir peki? Temas yüzeyi arttırırsa K sabit artar. Sıcaklık arttırırsa K sabit artar. Azaltılırsa azalır. Katalizör kullanılırsa ki bizim burada kastettiğimiz katalizör pozitif. Yani aktifleşme enerjisini düşüren K'yı büyütür. Eğer inhibitör kullanırsanız yani negatif katalizör kullanırsanız K'yı büyütürsünüz arkadaşlar. K'yı özür dilerim küçültürsünüz. Negatifler küçültür, pozitifler büyütür. Reaksiyonu hızlandırma, yavaşlatma mantığıyla yaklaşabiliriz aslında. Şimdi burada arkadaşlar katıları ve sıvıları almıyoruz. Neden almıyoruz hız bağıntısına? Çünkü katı ve sıvıların arkadaşlar
derişimleri değişmiyor. Yani miktarı molü değişse bile derişimleri değişmiyor. Biz çünkü ne yapıyoruz? R eşittir K çarpı reaksiyona giren maddelerin derişimleri kastereler vasıtası üst olarak geliyor. Giren maddeler gaz ya da sudaysa alıyoruz. Katı ve sıvıysa derişimleri değişmeyeceği için almıyoruz gibi bir genelleme yapabiliriz. Mesela burada hız bağıntısı nasıl yazmış? Reaksiyona girenlerine bakmış. Gaz olduğu için ikisini almak zorunda. Ne demiş? Hız eşittir K çarpı hız sabiti çarpı X2'nin derişiminin A üstü, Y2'nin derişiminin B üstü. Burada tepkimenin derecesinden bahsedeceğiz birazdan, göreceksiniz. Tepkime X2'ye göre A'ncı dereceden, Y2'ye göre B'ncı dereceden, toplam A artı B'ncı dereceden diyoruz. Tepkimenin derecesi, mertebesi nedir diye sorduğu zaman A artı B diyeceğiz. Hız bağıntısına yazdığımız arkadaşlar maddenin üstleri toplamı, tepkime derecesi, mertebesi. Burada söylemiş zaten. Hız denkleminde derişim teriminin üstleri yani A ve B'nin toplamı nedir? Tepkime mertebesidir, derecesidir. Mesela böyle bir reaksiyon yazmış. Hız denklemi R eşittir K çarpı N2'nin derişimi çarpı H2'nin derişiminin kübü. Tepkime dördüncü dereceden bir tepkimedir. N2'ye göre birinci, H2'ye göre üçüncü derecedendir. Katı ve sıvı maddenin derişimleri sabit olduğundan hız bağıntısında yazılmaz. Sadece gazlar ve suda çözülmüş maddeler hız bağıntısında yazılır. Mesela bu reaksiyonun en çok yapılan hatalardan birisi, yani hızı yoktur demek. Hızı vardır arkadaşlar. Bir reaksiyon gerçekleşiyorsa mutlaka bir hız vardır. Hızı A ile orantılıdır. Hız bağıntısı yukarıdaki gibi olan tepkimelere sıfırıncı dereceden tepkime diyoruz. R eşittir K şeklinde olanlara. Sıcaklık etkisine bakalım. Sıcaklığın arttırılması tanciklerin ortalama kinetik enerjilerinin, ortalama hızlarının ve aktifleşmiş kompleks oluşturabilecek etkin çarpışma sayısının artması anlamına gelecektir. Aynı zamanda birim zamanda eşik enerjisini aşan tancik sayısı hız sabiti. Bakın TSK demiştik ya, sıcaklık değişirse K sabiti değişiyor. Ve tepkim hızı arkadaşlar sıcaklık artarsa artar. Şimdi burada klasik bir grafiğimiz vardır. Belli kinetik enerjiye sahip tancik sayısı, molekül yüzdesi şeklinde yazılabilir burası. Kinetik enerjiye karşı grafiğin çiziyor. İki farklı sıcaklıkta çiziyor. Burada dikkat etmemiz gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? EA yani eşik enerjisi T1 sıcaklığında ve T2 sıcaklığında aynı. Yani nasıl bir yorum yapmamız lazım? O zaman sıcaklık eşik enerjisini değiştirmiyor. Yani reaksiyonun başlaması için gerekli olan minimum enerjiyi almak zorunda reaksiyon. Biz sıcaklığı arttırarak sadece nedir? O enerjiyi daha hızlı geçip geçmemesini sağlıyoruz. Ama o enerjiyi almak zorunda. Yani sıcaklık eşik enerjisini, aktifleşme enerjisini değiştirmez arkadaşlar. Bu önemli bir vurgudur. Burada hangisi daha sıcaktır yorumu yaptıktan sonra tepkime ne zaman gerçekleşiyor? Eşik enerjisini geçtikten sonra. Şurası S1 alanı, şurası S2 alanı olsun. T2 sıcaklığının altında kalan alan S1 artı S2. T1 sıcaklığının altında kalan alan ise S2. Yani T2 sıcaklığında belli kinetik enerjiye sahip tancik sayısı, kinetik enerji grafiği altta kalan alan daha büyük olması enerjisi tepkime verme uygun molekül yüzdesinin fazla olduğunu gösterir. Bu da daha hızlı gerçekleştiğini gösterir. Daha hızlı gerçekleşiyorsa arkadaşlar daha sıcaktır. Yani T2 büyüktür T1. Daha pratik bir söylemle eşik enerjisini geçtikten sonra kim üstte kalıyorsa, eşik enerjisini geçtikten sonra kim üstte kalıyorsa o da arkadaşlar sıcaktır diyebiliriz. Grafikte EA aktifleşme enerjisinin sağ tarafında kalan renkli alanlar o sıcakta kinetik enerjisi tepkime verme uygun tanciklerin sayısını gösterir. T2 T1 olduğundan, T2 büyüktür T1 olduğundan T2 sıcaklığında eşik enerjisini aşan tancik sayısı kırmızı artı mavi alan T1'dekinden yani mavi alandan fazladır. Sıcaklığın değişmesi aktivasyon enerjisini değiştirmez diyerek de önemli bir kısma ne yapmış? Vurgu yapmış arkadaşlar. Peki sıcaklık etkisini gördük. Gelsin katalizör etkisi. Katalizör bir kimyasal tepkime girenlerden ürünlere alternatif bir oluşturarak tepkime mekanizmasını değiştirip tepkime sonunda hiçbir değişikliğe uğramadan çıkan maddeleri katalizör. Mekanizmayı illa değiştirmek zorunda değil, altını çizeyim arkadaşlar. Değiştirebilir aslında. Ama reaksiyona giriyor, hızlandırıyor. Burada hızlandırıcı kastettiğimiz pozitifler. Katalizör dendiği zaman biz aslında pozitif katalizörü anlamamız lazım arkadaşlar. Negatif katalizörler bu mutlaka vurgu yapılır ya da kesinlik sorularında buna dikkat edebilirsiniz. Aktifleşme enerjisini düşüren maddeler tepkim hızını arttırır. Bu maddelere pozitif katalizör ya da aktivatör denir. Tepkimeyi yavaşlatan katalizör ise negatif katalizör yani inhibitör denir. Bakın arkadaşlar nedir? Aşağı doğru çekmiş tepeyi, eşik enerjisini düşürmüş ve bu yüzden reaksiyonu hızlandırmış. Bazen tabii şöyle bir görevi de var. Şunu da yapabilir. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği çizelim. Bazen işte şöyle gerçekleşen bir tepkimi katalizör kullandığımız zaman bakın şöyle yaptım bu sefer. Ne yaptım? İki tane basamağı, mekanizmayı değiştirdim. Böyle de yapabilir arkadaşlar. Bir de biraz önce sıcaklığı olan grafiği ben buraya yapayım. Yine belirli kinetik enerjiye sahip tancik sayısı diyordu ya, ben bunu molekül yüzdesi diyeyim.
kinetik enerji grafiğini bu sefer katalizör için yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çiziyorum. Şurası EA1 olsun. Burası EA2. Çünkü iki tane eşik enerjisi çiziyorum. Neden iki tane eşik enerjisi çiziyorum? Çünkü katalizör eşik enerjisini değiştirecek. Bunlardan biri katalizörlü, biri katalizörsüz diye sorarlar. Hangisi katalizörlüdür, hangisi katalizörsüzdür diye sorarlar. Biz diyeceğiz ki arkadaşlar eşik enerjisi kimin daha düşük? EA1'in. O zaman demek ki bu katalizörlü tepkimenin eşik enerjisi de diğerisi katalizörsüz. Yine alandan da gidebilirsiniz. Şurası S1, şurası S2 alan dersek EA1'den sonra nedir? Alan S1 artı S2 kadardır. EA2'den sonra alanımızsa S2 kadardır. Neydi bu alanın özelliği? Enerjisi tepkime vermeye uygun molekül yüzdesini gösteriyor. S1 artı S2 alan daha büyük olduğu için demek ki daha hızlı gerçekleşmiş bu reaksiyon. Daha hızlı gerçekleştiğine göre demek ki katalizör kullanılmış yorumu yapabiliriz. Katalizörün arkadaşlar görevlerine devam edelim. Katalizörler aktifleşme enerjisini düşerek tepkime hızlanır. Aktifleşme enerjisini sıcaklık değiştiremiyordu. Tek değiştiren etki katalizördür diye düşünebiliriz. Hız sabitinin değerini ve tepkime mekanizması değiştirirler. Değiştirebilirler diyelim mekanizmayı. Ama K'yı kesinlikle değiştirecek. Entalpi etkilemiyor. Grafikte dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Başlangıç ve bitiş noktası aynıydı. O yüzden entalpi neydi? Potansiyel enerji ürünler eksi potansiyel enerji girenler. Reaktif ve ürünlerin enerjilerini değiştirmediği için o yüzden delta H değişmez. Tepkime verimini değiştirmez. Tepkimenin yönünü değiştirmez. Bunlar önemli aslında bakın. Başlamış olan bir reaksiyon arkadaşlar. Katalizör kullanıldığı zaman zaten başlamış olanı kullanılır. Tepkimi başlatıcı ya da bitirici bir görevi yoktur katalizörün. Başladıktan sonra katalizörü kullanıyorsunuz. Girenlerden ürünlere doğru yürüyen bir reaksiyonu katalizör kattığınız zaman terste çeviremez. Yavaşlatırsınız ya da hızlandırırsınız. Yani yönünü değiştirmezler. Ancak birim zamanda oluşan madde miktarı ya da hızını değiştirirler. Oluşan ürün kaç gram oluşacaksa yine o kadar oluşur ama daha hızlı bir şekilde oluştuğu için ne yapar? Arkadaşlar reaksiyonu hızlandırmış olur. Katalizörler tepkime giren maddelerle aynı fazdaysa homojen katalizör, farklı fazdaysa buna heterojen katalizör denir demiş. Ve son olarak temas yüzeyi etkisi. Tepkime giren tanecikin temas yüzeyi arttıkça heterojen tepkimelerde geçerli. Çarpışma sayısı artacağı için arkadaşlar tepkime hızı da artar demiş. Bunu soruda sorularda arkadaşlar inceleyelim temas yüzeyi etkisini. K sabitini değiştirir temas yüzeyi. Onu da vurgu yapıp geçelim. Evet ilk sorumuz şöyle. Tepkimesiniz bağıntısı hangisini doğru olarak vermiştir? R eşittir K çarpı reaksiyonu girenlere bakıyorum arkadaşlar. Katıyı almıyorum. Gazı alıyorum. O2 gaz derişim. Kas sayısını üst olarak yazıyorum. 1 bölü 2 olarak yazıyorum. Cevabımız o yüzden arkadaşlar B şıkkı oluyor. Bir sonraki soruya geçelim hemen. İkinci sorumuz neymiş bu bölümle alakalı? Tepkimesi tek basamakta. Tek basamakta çok basamak. Bundan sonraki videomuzda çok basamakları göreceğiz arkadaşlar. R eşittir K çarpı tek basamak diyorsa gördüğüne göre yaz demek istiyor. Girenlerine bak diyor. Gaz ve suda çözümcüsü al diyor. Kas sayıları üst olarak yaz diyor. Yazdık arkadaşlar. N2'nin derişim çarpı H2'nin derişiminin kübü. NH3'ün derişimi artarsa hız artar. Hız bağıntısında NH3 var mı arkadaşlar? Yok. O zaman bu ifade yanlış. H2'nin derişimi iki katına çıkarsa 2'nin kübüyle orantılı olduğu için hız ne yapar? 8 katına çıkar. Doğru söylemiş. Hız bağıntısını doğru yazmış mı? V eşittir K çarpı N2'nin derişimi H2'nin derişimi kübü. Doğru yazmış arkadaşlar. Yanlış istiyor. Yalnız 1 diyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum hemen arkadaşlar. 7. sorumuz bakalım. Molekül sayısı kinetik enerji grafiğinde. Ne diyorduk? Eşik enerjisini geçtikten sonra üstte kalan daha sıcak. Yani burada T2, T1'den daha büyüktür yorumu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Peki diyor ki sıcaklık T1'den T2'ye getirildiğinde yani sıcaklık arttırıldığında tepkime hızı artar mı? Artar. Aktivasyon enerjisi değişmez. Aktivasyon enerjisi eşik enerjisi arkadaşlar. Eşik enerjisi sıcaklıkta değişmiyor. Hatta sıcaklığın belki de değiştiremediği tek şey. Tanecikların ortalama kinetik enerjisi sıcaklık artarsa ortalama kinetik enerji artar. Gazlardan hatırlayın EK eşittir. 3 bölü 2 KT diyorduk. K sabit 3 bölü 2 sabit. Mutlak sıcaklığa ortalama kinetik enerji doğru orantılıdır arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Bir sonraki soruya bakalım. Pozitif katalizörler için hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Tepkime hızını arttırır. Pozitif dedi aktivatör yani eşik enerjisini düşürüp tepkimi hızlandırandan bahsediyoruz. Hızı arttırır, hız sabitini değiştirir, aktivasyon enerjisini değiştirmek. Zaten katalizörün görevi aktivasyon enerjisini değiştirmek arkadaşlar. Aktivasyon enerjisini değiştirerek reaksiyonu hızlandırıyor. Burada düşürüyor tabii pozitif katalizör olduğu için. O yüzden cevap C şıkkı. Tepkime basamaktan değiştirebilir, mekanizmayı değiştirebilir. Entalpi ama değiştirmez. Başlangıç ve bitişin enerjilerini değiştirmediği için. Bazen yani başlangıç ve bitiş değişmez ama ara basamaklara sokabilir reaksiyonu ama başlangıç ve bitiş değişmediği için entalpi değişmez diyoruz.
Hatırlarsanız entalpide de bu vurgu yapmıştık. Entalpi katalizör kullanılması değişmez diye bir cümle geçiyordu. İşte burada onu da görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar daha iyi pekişsin diye biraz video uzayacak ama soru çözelim. Yani en güzel biliyorsunuz soru çözmektir. Hemen bir testimiz var. Testi birlikte çözelim. İlk sorumuz şöyle. Kimyasal bir tepkimin aktifleşme enerjisini düşerek. Arkadaşlar sorunun cevabı çıktı. Aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktör katalizördür. Sorunun devamına bakalım ama tepkimizin arttıran madde. Evet, pozitif katalizör kullanmış demek ki. Aktifleşme enerjisini düşerek reaksiyonu hızlandırmış. Tekrar söylüyorum. Aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktör katalizördür. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Tek kademede gerçekleşen X2 ve Y2 molekül arasında gerçekleşen kimyasal tepki 3. derecedendir. Yani şöyle olur. R eşittir K çarpı mesela X2'nin derişimi Y2'nin derişiminin karesi olabilir. X2'nin derişiminin karesi Y2 olabilir arkadaşlar. Yani bu şekilde olabilir. Yani ya X birinci dereceden Y ikinci derece ya da X ikinci dereceden Y birinci dereceden olabilir. Tepkimeye giren maddenin katsayılı toplamını bulabiliriz. Sonuçta tepkimeye giren maddeler sonuçta üçüncü dereceden ya X1 Y2 ya X2 Y1 olduğuna göre toplam 3 olacak her zaman. Bunu bulabiliriz. Hız bağıntısını bulamayız. Yani ya bu da olabilir, bu da olabilir. İki tane olasılık var. Tepkimin hız sabitinin sayısal değeri değişir arkadaşlar. Yani birinci reaksiyonla ikinci reaksiyon K1, K2 diyelim. Sonuçta farklı tepkimeler bunlar. Sayıları farklı olacağı için hız hani ona göre değişecektir. K sabiti de farklı reaksiyonlar olacağı için sayısal değeri bulunamaz. Cevabımız o yüzden yalnız 1 diyoruz. Peki geçiyoruz. Derişimleri de bilmiyoruz sonuçta biz. Yani hız bağıntısını yazsak bile derişimleri bilmedik. K sabitini yine oradan da bulamayız. Yani öyle bir yorum da yapabiliriz aslında. Üçüncü soru yukarıda verilen tepkime ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Sulu çözelde gerçekleşen, bakın suda görüyor musunuz? Suda olduğunda suda gerçekleşen bir tepkime doğrudur. Tepkimenin gerçekleştiği kaba KOH katısı ilave edilse tepkime hızı değişmez. Şimdi KOH ilave ederseniz K artı 1 OH eksi diye yonlarına yanaşır. OH yonlarıyla çözeltide bulunan H artı yonları tepkimeye girip suyu oluşturur. Yani ne olur aslında bir nevi H artı yonları derişimini azaltırız. Bizim hız bağıntımız tek basamaklıysa şöyle yazarız. R eşittir K çarpı I eksi yonları derişiminin 5. kuvveti çarpı IO eksi O3 üzeri eksi 1 yonları derişim çarpı H artı yonları derişiminin 6. kuvveti. Yani ben bunu azalttığım anda reaksiyonunuz azalacaktır. Değişir yani bu ifade. Yanlış arkadaşlar. Tepkimenin gerçekleştiği kaba su ilave ederseniz sulu çözelti olduğu için hacim artışı olacak. Derişimler azalacak. Derişimler azalınca da hız azalmış olacak. Yani doğru cevap 1 ve 3 olacak. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Dördüncü sorumuz şöyle arkadaşlar. Belli kinetik enerji sahip tanecik sayısı kinetik enerji grafiğini öğrendik bu soru tarzını. Eşik enerjisini geçtikten sonra kim üstte kalıyorsa o daha sıcak diyoruz. T2, T1'den büyük diyoruz. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. T1 sıcaklığı T2'den daha büyüktür. Bu ifade yanlış. Kim daha üstte kalıyorsa o da T1 sıcaklığı T2'den daha büyük değil. T2 daha büyük arkadaşlar. T2 sıcaklığında reaksiyon daha yavaştır. Hayır, bu da yanlış olmuş arkadaşlar. T1 sıcaklığına birim zamanda aktifleşme enerjisini aşan tanecik sayısı T2 sıcaklığına göre daha düşüktür demiş. T1 sıcaklığı birim zamanda aktifleşme enerjisini aşan tanecik sayısı. Evet, bu düşüktür. Cevabımız yalnız 3 olacak. Şıklarda yok arkadaşlar. Muhtemelen ters yapmışlar. T1 T2'den büyük olup 1-2 demişlerdir. Ama dediğim gibi biz düzeltelim. Burada daha sıcak olan T2'dir. Çünkü eşik enerjisini geçtikten sonra kim üstte kalıyorsa o daha sıcaktır. T2 T1'den daha büyüktür. 1 o yüzden yanlış. 2 o yüzden yanlış. 3 doğru. Cevabı düzeltiyorum arkadaşlar. T şık yapalım biz. Yalnız 3 olsun. Hata çıkabiliyor. Yani arkadaşlar hatasız kul olmaz sonuçta. Kitaplarda da bazı hatalar olabiliyor. Bayağıdır bir şey görmemiştik. O yüzden bunu da ne yaparız? Nazarlık olarak söyleyebiliriz kitabın. Peki 5. Sorumuz şöyle. Tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin sıcaklığı arttırılıyor. Buna göre hangileri artar demiş. Şimdi sıcaklık arttırılırsa arkadaşlar ne olacaktır? Reaksiyon hızlanacaktır. Oluşan toplam NO2 miktarı değişmez. Çünkü yani daha hızlı NO2 oluşur ama elimizdeki mevcut N2O4 belli zaten. Yani N2O4'ten NO2 oluşuyor. Kaç gram N2O4 varsa o kadar NO2 oluşacak. Yani daha çok ürün oluşması imkanı yok. Birim zamanda daha çok ürün oluşabilir ama biz son durumda toplam NO2 miktarından bahsediyoruz. Bu değişmez. Daha hızlı oluşur ama daha çok oluşmaz. Ortalama kinetik enerji sıcaklık arttığı için artar arkadaşlar. Hız sabit de yine K'yı etkiliyordu. TSK demiştik mi? Temas düzeyi sıcaklığı ve katalizör bunlar. K'yı etkileyen faktörlerdir. Hız sabitine sıcaklık arttıkça hız sabit artar. Cevap
2 ve 3 olacak. Peki 6. sorumuz ne diyor? Hemen bakalım. Kalsiyum metrene ait eşit kütlede 2 ayrı örnek. İçerisinde yeterince O2 bulunan eşit hacimli kapalı 2 cam balonu koyuyor. Sabit sıcak kalsiyum örnekleri denklemine tamamen yakılıyor. Tepkimeler incelendiğinde ikinci kaptaki tepkimenin daha yavaş gerçekleştiği tespit ediyor. Yani R1 büyük R2 birinci kaptaki reaksiyonunuzu ikinci kaptan daha fazla. Buna göre ikinci kaptaki sıcaklık birinci kaptan düşüktür. Olabilir yani sıcaklık daha fazla olduğu için birinci kapta daha nedir? Reaksiyon hızlı gerçekleşmiştir. Birinci kapta kalsiyumun temas düzeyi daha fazladır. Evet bu da olabilir arkadaşlar. Kalsiyum katısını daha küçük parçalara bölmüştür. Temas düzeyini arttırmıştır. Temas düzeyi artınca hız sabit artmıştır. Bu da reaksiyonu hızlandırmıştır. Olabilir. Tepkimeler harcına oksijen kütlede aynıdır. Sonuçta eşit kütlede örneklerimiz var arkadaşlar. O yüzden hani 1 mol kalsiyumla 0,5 mol oksijen reaksiyona girdiği için aynı miktarda kalsiyum kullandığımıza göre demek ki aynı miktarda oksijen harcamışızdır. Doğrudur. Cevap eşit. 7. sorumuz gelsin bakalım. 7'de ne diyor? Tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkime yapılan etkiler ve bu etkiler sonucu tepkide meydana gelen değişimler. R eşittir K çarpı karbon monoksitin derişimi çarpı Cl2'nin derişimi diye yazdım. Hız bağıntısını yazdım. Etkilerimizle değişimlerimizle bakalım hemen. Sıcaklığı arttırma. Sıcaklığı artırsa K sabiti artar. Doğru. Reaksiyon hızlanır. Sabit sıcaklık hacimde CoCl2 ürün ilave ediyoruz. Ürün ilavesi reaksiyon hız bağıntısında bir etkisi olur mu? Olmaz. Hız artar demiş. Hayır. Değişmez arkadaşlar. Çünkü hız bağıntısında CoCl2 yok. Sabit sıcakta kabın hacmini arttırma. Hacim artarsa derişimler azalır. Derişim azalınca hem CO'nun derişimi azalır hem de CL2'nin derişimi azalır için hız azalır. Doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani değişiktir diyoruz. 8. sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Sulu çözeltide gerçekleşen yukarıdaki tepkime sabit sıcakta işlerin hangileri ayrı ayrı ürünle tepkime hızı değişir demiş arkadaşlar. Bakalım. H2O ile ailesi sulu çözeltide hacim artar. Çözeltinin derişim azalır. Hız bağıntısı R eşittir K çarpı X eksi çarpı Y eksi olduğu için ikisinin de derişimi azalacağı için hız azalır. Yani değişir. Y eksi ilavesi hız bağıntısında Y eksi var. Bunun ilave edilmesi ne yapar? Reaksiyonu hızlandırır. Değişir. X eksi ilave edilmesi yine hız bağıntısında X eksi iyonları olduğundan dolayı ilave edilmesi reaksiyonu hızlandırır. Hız değişir. Cevap eş. Bir sorumuz daha var. Bununla birlikte arkadaşlar bitiriyoruz. Gelsin bakalım son sorumuz. 24 gram magnezyum parçasını bu şekilde atmış. Bir de arkadaşlar toz halde atmış. 1 molarlı KaçCl çözeltisine şekildeki eşitleşimli magnezyum klorür çözelti eşit kütlede magnezyum metali parça ve toz halinde atılıyor ve reaksiyon tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi hız bağıntımız R eşittir. K çarpı magnezyum almıyorum katı HCl'nin derişiminin karesi. Hız bağıntısı böyle doğru söylemiş arkadaşlar. Kaplarda H2'nin oluşum tepkimesi. Şimdi birini parça, birini toz halde altınca ne yapıyoruz? Temas düzeyi etkisi yapıyoruz. Ne kadar küçük parçalar ayırırsa nedir? O kadar hızlı gerçekleşir. Yani toz halde olan, parça halinde olandan fazla. Peki neyi değiştiriyor? HCl'nin derişimini değiştirdik reaksiyon hızlandı. Hayır. K'yı değiştirdik arkadaşlar. Yani ikinci kapta K büyüdüğü için reaksiyon hızlandı. O yüzden mesela şöyle reaksiyonun bitmediği bir anda bakalım. Reaksiyonun bitmediği bir anda hangi kapta daha fazla hidrojen oluşmuş? İkinci kapta. Doğru mu? Doğru. Neden? Çünkü temas düzeyi etkisinden dolayı daha hızlı oluşuyor. En son durumda oluşan hidrojenin miktarlarının eşit olduğuna dikkat ediniz. Çünkü yani eşit dedim magnezyumu eşit derişimi çözelti yapıyorum. Oluşan magnezyum, klorür ve hidrojen miktarları aynıdır reaksiyon sonunda ama birim zamanda oluşan miktarları farklıdır. Birinci kap bir miktar ısıtılsa hidrojen gazın oluşum hızları eşitlenir. Şimdi ikinci reaksiyon daha hızlı, birinci reaksiyon daha yavaş ya. O zaman ben birinci kabı ısıtırsam onu hızlandırırım. İkinci kap hızlı olduğu için eşitlenebilirler. Doğrudur. Cevap E şıkkı diyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.